Merhaba arkadaşlar. 16 Mayıs AYT kimya çözümlerinizi yapacağım. Evet, birinci soruya baktığınızda modern atom teorisiyle alakalı bir soru. Elektron dağılımını vermiş size. X elementi ile ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor. X artı 3 yüklü iyonunun elektron dağılımını vermiş. Yani 3 tane elektron kopardıktan sonra böyle sonlanıyormuş. Koparmadan önce bunun 4S2'si varmış. Devamında 3D1'i de varmış. Değil mi çocuklar? İki tane bundan koparmış, bir tane bundan koparmış, üç tane kopardı. Bu halde sonlandırmış dağılımını. Koparmadan önceki hal budur. Yani nötr hal, yani x elementi 4s2, 3d1 ile sonlanan elementimiz bizim. Değerlik elektronları s ve d'de, s ve p'de değil dediniz. Atomlar arasında metalik bağ vardır. D geçiş metaliyle, geçiş metali elementi D ile sonlandığı zaman biliyorsunuz ki metaldir, metalik bağ barındırır dediniz. Üçüncü öncüle baktık. Dördüncü periyot 3 adamı D ile sonlandığı için B grubudur. 3B'de yer alır arkadaşlarım bu. 3B'de yer alır. 3A'da değil. Bunun da yanlış olduğunu söylemeliydiniz. Yalnızca 2, 15. sorunuz olmalıydı. Evet, bir diğer soru 16. sorunuz. Kromla ilgili L eşittir 0 aç diyor sana. Kromu yanlış açtıysanız çok pis bozuşacağız. Krom 24 özel durum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5'ti. 24 hatırlıyorsanız. Özel durumdu. Kendiliğinden böyle yapıyordu bu. L eşittir 0 dediğim S orbitalleri. S orbitallerindeki toplam elektron sayısı soruluyor bana. 2 burada var, 2 burada var, 4, 2 burada var, 6, bir tane de burada var. 7 tane elektron vardır S orbitallerinde demeliydiniz. Bir diğer soru, koligatif özellik sorusu. Evet, kaynamaya başlama sıcaklığı soruluyor. Kaynama noktası sabiti verilmiş. Bunu nasıl kullanacaktık arkadaşlar? Her bir molarlık iyon kaynama noktasını 0,52 derece yükseltir olarak kullanacaktık. Buradaki iyonları bulacaktık. İyon molalitesini bulacaktık. Hemen bunun için iyonlaştırma yapayım. X2, Y3'ün iyonlarını göreyim. İyonları lazım bana çünkü kaynama noktası için, donma noktası için, koligatif özellikler için İyonları kullanıyorduk hatırlarsanız. İyonlaştırma yaptım. Molalitesini, iyon molalitesini bulacağım. Molü 0,1 mol bölü kilogram su molaliteydi. Maddenin molalitesini buldum. 1 bölü 5'ten 0,2 geldi. Burası 0,4'tür dedim. Burası 0,6'dır dedim. Toplam iyon molalitem ne geldi? 1 molal geldi. 1 molal iyon 0,52 derece yükseltecek. Su kendi başına yüzde kaynıyor deniz seviyesinde. 0,52'lik bir artısı söz konusuysa 100,52 de kaynayacak benim bu tuzlu suyum demeliydiniz. 17 Ceyhan olmalıydı. Evet, 18. soru gaz sorusu. Hemen PVNRT en sevdiğiniz. PVNRT yazdınız. V litrelik cam kapta 30 derecede bulunan 9,6 gram oksijen gazının basıncı 1,5 atmosferdir. Kaba kaç gram SO2 eklenirse basınç 2 atmosfer olur. Sıcaklığı değiştirmedik. R'yi değiştirmedik. Kabın hacmini değiştirmedik. Değil mi Mira? Evet. Değişkenlerimiz basınç ve mol. Basıncımız başlangıçta 1,5 atmosfer. Mol sayısı başlangıçta 9,6 gram oksijen 0,3 mol kadardır dediniz. Molünü buldunuz. Eşittir diyorsunuz. Son durumdaki basınç 2 olsun isteniyor. Son durumdaki mol ne gelecek acaba? Buradan bulabilir miyim son molü? Son mol. Burada ne geldi çocuklar? 0,4 mü geldi? 0,4 gelir. 0,4 mol. Son durumdaki mol sayımı 0,3 mu içeride vardı? Ne kadar madde eklemişim 0,4 mol olması için? 1 mol madde eklemişim. Eklenen mol sayısı 0,1 mol madde özür dilerim. Eklenen 0,1 mol maddem var. 0,1 mol madde SO2 kaç gramdır diye soruluyor bana. 1 molü 64 gramsa 0,1
0,1 mol 6,4 gramdır demeliydiniz. Evet, bir diğer soru asitlik gücü sorusu. Bunu da konu anlatımlarında konuşmuştuk. Oksijeni fazla olan daha sıkı çeker, hidrojen daha rahat verilir. Ne kadar hidrojen verilirse asitlik o kadar yüksektir. Yani oksijeni fazla olan en kuvvetli asit 1, sonra 3, en zayıf asit de 2 olacak. 1, 3, 2 cevap Bursa gelecek 19. soruda. 20. soruya bakalım hemen. Son çalıştığımız KC sorusu. Bakır 1 bromür burada yazmak önemli. Bakır 1 bromür böyle yazacaktık. Brom eksi 1'den ötürü bakır artı 1'dir diyerek bakır 1 bromür. Hemen suya attım, iyonlarını gördüm. Bakır artı ile brom eksi iyonlarını gördüm. Bana brom eksi iyon derişimini vermiş 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Ve bakır da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür dedin. Katsayılar aynı. KC yaz diyor, ikisini çarptın. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 20 Adana gelmeliydi KC. 21. Denge sorusu. Delta aşını artı 50 vermiş. Yani ısısı hemen girenlerdedir dediniz. Sıcaklık arttırılırsa KC azalır demiş. Sıcaklığı arttırırsam denge ürünlere kayar. Ürün bölü girenden ürün artar. KC artar. Bir yalan oldu. Evet. 2'ye baktım. Hidrojen eklenirse. Hidrojeni ekledim. Denge ürünlere kaydı. Doğrudur dedim. Karbonmonoksit çektim. Karbonmonoksit çekersem denge yine ürünlere kayacak. Suyun mol sayısı artacak dedim. Cevap Edirne geldi. Pil sorusu. Derişim pili sorusu. Derişimleri farklı olan piller çalışıyor diyor. Derişim az olana anot diyorduk. Çok olana katot diyorduk. Az anot AA. Çok katot. Peki evet birinci hücre katottur demiş, doğru demiş. İkinci hücre zamanla aşınır demiş, anot aşınıyor. Zamanla katotta birikim oluyordu. Evet elektronlar ikinciden birinciye doğru, anottan katoda doğru akarlar. Doğrudur dedik. Pil şeması. Anotta yükseltgen ne olacak? Anotumuz bu. Yükseltgen mi olacak? Ama burada indirgenme göstermiş bana. Denizli'nin yanlış olduğunu söylediniz. Ve Nernst denklemiyle hesaplanır arkadaşlar dediniz. Hemen 23. soru. KC'sini vermiş. Başka maddedeki çözünürlüğü soruluyor. Hemen AgCl'nin çözünürlüğünü bilmiyorum. Çift yönlü oku var ama dediniz. Çözünürlüğünü bilmiyorum dediniz. XX. Neredeki çözünürlüğü? NaCl'deki çözünürlüğü. NaCl. NaCl 0,1'likmiş. 0,1, 0,1, 0,1. Değil mi? Ama bunların, bu karışımın gümüş ve klorların çarpımını biliyorsunuz. Üzeri eksi 10. Gümüşü x kadar, kloru 0,1 artı x kadar. Ama bu x'i ihmal ederdik zayıftan geleni, ortak iyonu. X çarpı 0,1 yani 10 üzeri eksi 1 eşittir KC olacaksa. Evet, x dediğim AgCl'nin çözünürlüğü 10 üzeri eksi 9 olmalı. AgCl'nin NaCl'deki çözünürlüğü yani x 10 üzeri eksi 9 dediniz. Geçtik. Evet. Seri bağlı elektroliz düzeni. Böyle düzeneklerden sorumlu değilsiniz arkadaşlar. Tek bir tane düzenek verilirse, burada 3 farklı düzenek verilmiş. Seri bağlı, paralel bağlı elektroliz düzeneklerinden sorumlu değilsiniz. Bakalım bu soruya. 0,2 mol elektrik yükü geçiriliyormuş. C elektrot kütlesi artıyormuş. C'nin kütlesi artıyorsa C bir kere katottur dediniz. Bu katotsa bu anot olacak. Bu anotsa bu katot olacak şeklinde devam edebilirsiniz. Bu katotsa bu anot. Bu anotsa bu katot. Bu katotsa bu anot şeklinde. ADE anottur demiş. A katot bir kere bir yalan oldu. Kapların anotlarında açığa çıkan gazların normal şartlardaki hacimleri arasındaki ilişki bu şekilde midir? Bunların
Hepsinden arkadaşlar aynı mol sayısında elektron geçecek. Şöyle diyelim, 1 mol klor topluyorum, 2 mol klor topluyorum, 3 mol klor topluyorum. Devreden geçen elektron sayısı bunda 1, bunda 2, bunda 3. Eşitlemem lazım. 6'a da eşitlerim devreden geçen elektron sayısını. 6 mol elektron geçirdiğim zaman 6 mol klor toplarım buradan. Buradan 6 mol elektron geçirdiğim zaman 3 mol klor toplarım. Buradan 6 mol elektron geçirdiğim zaman 2 mol klor toplarım. En fazla birden klor topladım. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Katotlarda biriken katı kütleleri arasındaki ilişki. Deminki mantık yine. Katotta en fazla nerede sodyum biriktireceğim? 6 mol sodyum biriktireceğim. 3 mol magnezyum biriktireceğim. 2 mol Al biriktireceğim. 6 mol sodyumun kütlesi en fazla gelecek. En az da alüminyumun kütlesidir derseniz. Devreden geçen elektron sayısını eşitledik 6'da. Buna göre kat sayılarıyla orantı yaptık. Bu soruya baktım hemen. Enerji orbital türü diyagramları verilmiş. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye soruluyor size. Birinci durumda karbon elementi iki tane hibrit orbitaliyle iki tane pi bağı oluşturur demiş. Pi bağı oluşumunda arkadaşlar hibrit orbitalleri katılmaz. Haberiniz ola. Bunun yanlış olduğunu söylersiniz. Pi bağına hibrit orbitalleri katılmıyor dediniz. İkinci durumda karbon elementi sp karı hibritleşmesi yapar. İkinci durumda 3 tane sigma, 1 tane pi olarak düşünebilirsiniz bunu. 3 sigma 1 pi varsa, 1 pi varsa sp karı hibritleşmesi söz konusudur dediniz. Burada da 3 tane değil 4 tane sigma bağı var. Eş enerjili 4 tane sigma bağı var. 4 tane sigma ise hidrojenle bu düzgün dörtyüzlü yapı yapar dediniz. Böyle çok detay bir sorunun çıkacağını da yine düşünmüyorum arkadaşlarım. Bu kadar grafikli gösterim çünkü karşınıza çıkmadı şimdiye kadar. Çıkmayacaktır. Müfredatta da yok böyle bir grafikler. Rahat olabilirsiniz. Evet, 26. soruya baktım hemen. Saf sudaki çözünürlükleri hangisinde doğru verilmiştir? Hemen iyonlaştırma yaptım. Bundan 3x, bundan x kadar iyonlaştığını gördüm. 3x'in kübünü aldım. Çarpı x dedim. Kaça eşit dedim? 27 çarpı 10 üzeri eksi 20 mi? Buradan x'in sudaki çözünürlüğünün ne olduğunu buluyorum. 27x üzeri 4. 27 10 üzeri eksi 20 ise 10 üzeri eksi 5'tir sudaki çözünürlüğü dedim. Yine bunu aynı şekilde yapacağım. 3x kadar kalsiyum salındı. Kübünü aldım. Evet, 2x kadar fosfat salındı, karesini aldım. Kaça eşitleme yaptım? 108 çarpı 10 üzeri eksi 20. 10 üzeri eksi 20 dedim. 27 çarpı 4, 108 çarpı 10 üzeri 5. 10 üzeri eksi 20 ise x eşittir 10 üzeri eksi 4 geldi herhalde. İkinciden 10 üzeri eksi 4 geldi çözünürlük. Ve üçüncüden bakıyorum. Baryumdan 3x kadar salındı. Kübünü aldım. Evet, fosfattan 2x kadar salındı. Karesini aldım. Kaça eşitleme yapıyorum? 6 çarpı 10 üzeri eksi 40'a. X üzeri 5. 10 üzeri eksi 40 ise x ne gelir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 8 gibi bir şey gelir. Değil mi? Evet. En fazla çözünecek olan kim? Şu. 10 üzeri eksi 4. 2'nin çözünürlüğü en büyük. Sonra 1 olacak. En az da çözülmeye uğrayan kimmiş? 10 üzeri eksi 8'lik 3'müş. 2, 1, 3. Cevap Bursa olmalıydı bu soruda da. Ve son soru. Hemen baktım hangileri doğrudur diye soruyor. Evet. F2 molekülü ile ilgili iki tane F atomunun orbitallerini göstermiş. Son orbitaller örtüşmüş ve bağ oluşturmuşlar. Sigma bağı oluşturmuşlar. Bunun doğru olduğunu söylersiniz. PP orbitallerinin paralel örtüşmesiyle oluşur demiş. Paralel örtüşmesi değil, ucucu örtüşmeyle oluşur bu.
Ucucu örtüşme ile sigma bağı oluşur. Bunu attık. Polar kovalent bağdır. Florla flor arasında aynı ametaller arasında apolar kovalent bağı var. Polar kovalent değil, yalnızca birinin olduğunu söylemeliydiniz bu soruda da. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa özelden bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.